Peki yeme biçimi, yediklerimizi seçme biçimi insanın karakter yapısını oluşturur mu? Tam da bunun üzerine. Hani fazla karbonhidratlı beslendiğimiz zaman ya da fazla proteinli. Yani bir şeyi fazla yaptığımızda. Hiçbir şey iyidir demiyorum bu arada. Yani ben şu an karbonhidrat ailesiyle çok aram iyi değil ama ara sıra görüşüyorum onlarla da. Onlara bir kişisel şey koydum hocam. Karbonhidratçılar, ama, karbonhidratiler. Öyle bir şey tarikat varmış. Karbonhidrati tarikatı. Yok bu arada ama gerçekten bu paketli gıdalar ve karbonhidratlarla beynimizi sizin de hep konuştuğunuz gibi bulandırıp çok da güzel yönettiklerini düşünüyorum. Ama benimki zan, işte kafamda başka bir şey. Çünkü yemediğim zamanı da biliyorum. Bu bir yani yeme biçimi insan mesela devamlı bir şey atıştıran, hızlı yemek yiyen, yerken konuşan, yediğine önem vermeyen. Mesela bu bir karakterle paralellik gösterebilir mi ya da beynin çalışma prensibinde? Benden bahsediyorsun yani şu anda. Ya beni anlatıyorsun. Şimdi bu gerçekten bazı karakter özellikleriyle ama daha doğrusu beyinsel ayar durumuyla ilgili. Şimdi ben mesela sevgili Azize ile o işte çocuklar için bizim kendimi keşfediyorum diye bir kitap vardı. Onu yazarken bol bol görüşme yaptık. Hem de kitabı yazma sırasında ondan taktikler falan öğrenirken bu mindful yeme hikayesini ben daha önce hani duymuşluğum var ama ilk defa şöyle bir deneyeyim dedim. Yani Allah'ım ne acayip bir şeymiş. Yani o yediğim yemek bitmedi arkadaş, bitmedi. Seneler sürdü bir yemek. Yani o kadar zaman çözünürlüğün genişliyor falan. Şimdi dedim ki ben bunu her gün yapsam, yani tabii güzel olur ama başka hiçbir şey yapmaya vakit kalmaz. Bir de hoşuma gitti biliyor musun? İşin kötü tarafı o. Yani o böyle önce koklama, önce bakmak, sonra koklamak, yetiştiği yeri düşünmek, ezmek, çiğnemek, bilmem oraya git, buraya git. Şimdi bunların hepsi çok güzel falan ama her gün %100 çözünürlükte yapabileceğimiz bir şey değil. Bazen haldır küldür götürüp bazen de bu deneyimi yaşamak lazım ama bir insan eğer bu konularla ilgili hiçbir farkındalık yaşamıyorsa, yani bu konunun bir problem olarak hayatında hiç yeri olmamışsa, işte o zaman o insanın tüketim tarzına bakarak o insan hakkında çok şey söyleyebilirsin. Ben bir gün bir televizyon programında ağzından bir laf kaçtı. Galiba Twitter'da en çok alıntılanan sözlerden biri oldu. Bilmiyorum belki senin programda mı söyledim, bir programda söylemişim ama bilgelik dünyayı tüketirken belli olur diye bir şey söylemişim. Hakikaten buna yakinen inanıyorum. Şimdi bir deney var. Bunu bizim Oytun da çok anlatır. Bu aslında bir gözlem. Yani çok gözlediğimiz bir şeydir. Şimdi biz laboratuvarda fareleri böyle kutularda yetiştiriyoruz. Ve işte bazen 5-6 fare beraber yaşıyor. Bunların da üstüne yem ve su koyuyorsun ki yesinler diye. Bazen yemi sürekli aldığın yerde yem kalmıyor. Başka bir marka yem alıp getiriyorsun. Başka marka yemi koyduğunda ilk başta farelerin çoğu hemen bir geri çekiyorlar. Yemin kokusu farklı ya. Diyorlar yani bu yanlış bir durum olmasın. Alıştıkları şey işte konfor alanının dışına çıkmış oluyorlar. Yemiyorlar. Ve genelde ne oluyor biliyor musun? Kafesteki farelerden biri öne çıkıyor. Genellikle bu en yaşlı fare oluyor. Yemden biraz yiyor. Kıt kıt kıt. Gidiyor tekrar ayrılıyor yem başından. Doyuyor ve bırakıyor yemeği. Öbür fareler daha genç olanlar bakıyorlar bir süre. Ulan bu ölmediğine göre saldırın anasını satayım diye dalıyorlar yeme hepsini yiyorlar. Yemi yemek için öbür tecrübeli farenin bu şeyini beklemek onlarda içgüdüsel bir mekanizma ama nasıl oluşuyor diye bakıyoruz. Yani bu hayvan tecrübeli yaşlı fareyi o yeme götüren şey ne? Böyle höldür küldür değil de azıcık yemesini sağlayan şey ne diye baktığında bu hayvanın beyninde o bizim haz kimyasalımız var ya dopamin, ödül kimyasalı. Onun algılayıcılarının sayısı normalden daha fazla. Ve bu hayvan azıcık ödül salgıladı mı beyni hemen ödüle doyuyor. Yani çok fazla haz istemesi gerekmiyor. Azıcık hazla çok tatmin oluyor. Ve bu tecrübeyle bilgeleşen bütün beyinlerin ortak özelliği. Yaşlılıkta da az yenir ya hocam. Yaş aynen öyle. Aynen öyle. Az yenir. Aşıkların da az yemesi de bununla ilgili. O yaşlanmayla elde edilen bilgeliğin de kontrol getirmesi. Çoğu kişide de, herkes de değil. Biraz bununla ilgili. Ve bak türün nasıl işine yarıyor? Eğer gerçekten o yem zehirli olsa hepsi saldırıp o yemi yese küt diye gittiler. Hepsi bitti. Doğru. Ama bilge fare ne yapıyor? Gidip onlar için bir öncülük yapıyor. Yiyor ama doymuyor. Çünkü zehirse bile bir önlem yani vücuda azalmış olursun. Ve bir şey olmayınca da öbür farelerin yolunu açmış oluyor. Şimdi bu bilgelik sistemiyle tüketim arasında bir ters ilişki var. Bir çocuğun mesela dünyayı tüketmesine dair ayarlarını bozarsan o tüketim ayarlarının her kalemine yansıyan bir ayar bozukluğu oluyor. Bugün dünyaya bak, insanların doymamasının sebebi o ayarların bozulması. Ruhsal, zihinsel, bedensel bütün ayarlar kayıyor. Ya bana sorsan mesela Müslüman bir ülkede hani İslam inancının yaygın olduğu bir ülkede
gayrimüslimlerin bile oruç pratiğini deneyimlemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani, şimdi onu söyleyecektim. Hocam açlık dedik, hep tokluk konuştuk, farkında mısınız? Evet, tabii ki. Açlık niye var? Doyalım diye. Yani şu an onu fark ettim. Değil mi? Orada bile aç kalamıyoruz bak, hesap et yani. Ya, sohbette bile aç kalamadık, hep tokluk üzerinde. Niye bu kadar tokluğu sorgular olduk? Peki aç kalınca bizde ve beynimizde neler oluyor? Şimdi bak, burada açlıktan konuşabiliriz. Şimdi açlık rahatsız edici bir histir dedik. Birincisi, açlık beynin vücudu monitörize ederken, izlerken çıkarttığı sonuçlardan biri. Ama açlık var, açlık var. Önce onu ayırt etmek lazım. Gerçekten vücudumuzun enerji kaynaklarının azalmasına bağlı olarak ve vücutta farklı enerji depolarının tükenmekte olduğunu bildiren sinyaller beyne ulaşmaya başladığında oluşan bir açlık var. Bu açlık yavaş ve birçok içsel mekanizmayı da devreye sokan daha böyle komplike bir cevap. Mesela bunun en iyi, hani insanın dışarıdan bildiği hali, karnı gurulduyacak, bağırsakları burulacak kadar acıkma hali. Şimdi bu açlık uzun bir 16 saatlik mesela açlığın sonucunda yaşadığın şeydir. Bu gerçek bir açlıktır. Ve bu gerçek açlık inanılmaz bir fizyolojisi var. Özetini birazdan veririm. Detayı benim işte birinci kitapta var. İnsanlık Fabrika Ayarları birinde var. Vücutta bir sürü olumlu değişikliğin yaşandığı bir yer aslında. Ona birazdan geleyim. İkinci açlık ise hızlı bir şekilde saman alevi gibi enerji elde edilen besinleri almaya alışık bedenlerde besinin alınması 2-3 saat içerisinde sindirilip kana karışması ve çok hızlı yakılmasından sonra özellikle beyne giden şeker miktarının aniden düşmesine bağlı yalancı bir açlık. Bedende birçok enerji deposu var. İşte yağı var, karaciğerde glikojeni var, o su var. Yani glikoz deposu, şeker deposu var karaciğerde. Bütün bunlar dururken biz her yemekte yüksek kalorili, künefeli münefeli gıdaları gömçürüyoruz. Bunlar böyle alev alır gibi vücuda bir şeker dalgası yayıyor. Hemen arkasından pankreas dediğimiz organ, uf amanın şeker çok yükseldi diye insülin hormonunu salgılıyor. İnsülin gidiyor bütün dokulara, diyor ki arkadaşlar ortalığı şeker bastı, çekin. Kandan şekeri alın yoksa komaya gireceğiz. Bütün dokular şekeri çekiyorlar, kaslar, karaciğerler bilmem neler. Ve bu sırada kan şekeri hızla düşüyor. Beyin zavallım ne yapsın? Beyin şekeri kandan alıyor. Öyle insülinin emrine tabi bir organ değil. Kanda sabit bir şeker gelmesine ihtiyacı var beynimizin. Eğer o şeker miktarı önce çok artarsa mesela bize bir mayışıklık çöküyor. Allah'ım, böyle zevkten beşmiş oluyoruz. Ama o şeker zank diye düşünce beyin bu sefer diyor ki ana şeker gitti. Hemen önlem alın. Ne yapalım? Gönder sinyali, acıkalım. Yeni yemek bulalım çünkü kan şekerimiz düştü. Bu yalancı açlık bizim bugünkü temel beslenme felaketlerimizin sebebi. Yüksek enerji ve hızlı enerji elde edilen maddelerle beslendiğinizde dank diye beynin kan şekeri bir yükseliyor, bir düşüyor, bir yükseliyor, bir düşüyor. Ve karakterimiz de bu oldu, ilişkilerimiz de bu oldu hocam. Tabii tabii, daha bunun işte nerelere yansımaları var. Tabii ki, tabii ki. Her şey, yani. Her şey saman alevi gibi. Bakıyoruz. Tabii her şey saman alevi gibi. Bütün hayata yansıyan bir aceleciliğin işte bedendeki zararlarından inşallah ilham alırız da hayattaki zararlarını da minimize etmeye çalışırız diye belki yaradan ders veriyor, bilmiyorum. Yani buraya bak da dışarıdaki durumu anla diye. Şimdi bu açlığın aşikar ki açlıkla bir alakası yok. Beslenmeyle bir alakası yok. Bu vücudun geliştirdiği bir bağımlılığa bağlı yoksunluk tepkisi. Devamlı o yüksek şeker miktarını sağlamak üzere bedene gereğinden fazla kalori almayı gerektiriyor. Gelelim birinci açlığa. Birinci açlıkta vücutta bir seri hormon salgılanıyor. Bunlar gerçek açlıkta salgılanan hormonlar. En önemlilerinden bir tanesi grelin dediğimiz bir hormon. Grelin gidiyor mideden salgılanıyor ağırlıklı olarak. Gidiyor efendim beynimizde açlık merkezlerini uyararak bizim açlık hissetmemizi, zaten o açlık hissini devam ettiriyor. Ama bunun dışında o kadar fazla etkisi var ki mesela vücutta özellikle kanser hücrelerinden temizleyici süreçleri harekete geçiriyor. Beyin hücrelerimizin yeniden yapılandırılmasını sağlıyor. Yani beyin hücresi üretimini sağlıyor. Öğrenme ve pekiştirme süreçlerinde, yani bugün en büyük derdimiz ya hatırlayamıyorum falan, o süreçleri kuvvetlendiriyor. Yani hafızamızı kuvvetlendiriyor. Durup da bir sormak lazım. Aga ne oluyor? Yani açız lan. Açken niye her şey böyle derleniyor, toplanıyor, kuvvetleniyor? Tabiatı düşünün. Aç kaldığınız bir ortamda dikkatiniz, algınız, belleğiniz ne kadar açık olursa bir daha o duruma düşmeme riskiniz
o kadar azalır. Kendinizi o durumdan koruyacak parametreleri çok daha iyi öğrenirsiniz. Artı açlık halinde bağışıklık sisteminize vesaire kuvvet verelim ki vücut zayıf düşmesin. Bir sonraki besini alana kadar sizi sağlıklı tutabilirsin. Daha başka mesela mide ve bağırsağımızda çok büyük hareketler başlıyor. İşte o karnım böyle buruluyor falan filan açlıktan dediğimiz hikaye var ya. Öyle bir şeyler yaşayanlar çoktur aramızda. Çünkü o burulmanın sebebi şu. Dışarıdan görüntüsü hakikaten enteresandır. Hani dışarıdan görme şansı olsa insanlar dehşete kapılırdı muhtemelen. Yoğun açlık durumunda sanki birisi mideyi ve bağırsağı böyle dışarıdan sıkıp da böyle içini boşaltıyormuş gibi. Boru gibi ya. Böyle dışarıdan sıkıyormuş gibi bir hareket başlıyor. Göç eden miyoelektrik kompleks diye bir isim veriliyor. Bir elektriksel faaliyet bağırsaklarda geziyor ve o böyle İşte. bağırsağın içindeki bütün kiri, pası ve ölü hücreleri çatır çatır sökerek dışkıyla dışarı atmamız gerekiyor. Temizlik. Aynen temizlik. Özellikle tabii sevgili İlker Çağlayan'la da daha önce çok konuştuk. Onun devamını da yapacağız inşallah. Vücudumuzda özellikle bağırsaklarımızda bana şeker, bana karbonhidrat, bana lollipop gönder diye bas bas bağıran bakterilerin hepsi neredeyse patır patır vücuttan atılıyor. Yani o isyankar, bizi bağımlı yapan mikrobiyom da değişiyor. Sen mesela şimdi bunu deneyimliyorsundur. Hocam Böyle bir kölelikten kurtulmuş gibi hissediyorum aynen kendimi. öyle. Zaten ben de onu şimdi sana soracağım. Böyle bir sürecin sonucunda yapılan temizliğin neticesi şu oluyor. Bir, zihnen ve bedenen dinçlik. Kendini çok iyi hissediyorsun. İki, artık çöp yığını gibi beslenme sana çekici değil, itici gelmeye başlıyor. Çünkü Çok. yeni bir ödülle tanışıyorsun. Artık o sağlıklı ve iyi olmanın haliyle tanışıyorsun. Ve üçüncüsü de artık azıcık yemekle çok uzun süre enerji sağlayabiliyorsun. Yani enerji sürekliliğin çok artıyor. Bu yemeklerdeki dalgalanma var ya, o ortadan kalkınca işte, ki bunun için tabii 16 saat aç kalabilmek için karbonhidratı büyük oranda besininden çıkarman E lazım. tabi akşam yemeğinde çok karbonhidrat yerseniz 16 saatte zorlanıyorsanız. Ama Evet. yemezseniz onun da zamanı var hocam. Ben mesela niye Aynen. şöbiyet yemeyeyim? Bir gün spor yapacaksam ve onu Tabii ki. hak edeceksem Aynen öyle. onu da yaparım, onu da yerim. Aynen katılıyorum işte. En sevdiğim, en önerdiğim, en çok yapmaya çalıştığım yaşam tarzı bu. Diyet lafı doğru değil zaten. Önemli olan dengeyi bilmek. Biz şimdi ne yapmaya çalışıyoruz biliyor musun? Bütün gün yediğime kafa yormayayım diye. Ya ben Karatay'ın diyetini yazayım şuraya uygulayayım istiyoruz ama dediğin gibi ya spor mu yatıyorsun? Bütün gün yatıyor musun? Stresli misin? Neşeli misin? Ne bileyim cinsel aktiviten nasıl? Bağırsaklarının durumu nedir? Ya bunları hiç dikkate almadan hep aynı şeyi yiyip de sağlıklı olmayı beklemek boşa bir beklenti. Bütün bu gerçekleri eğer mesela insanın fabrika ayarlarında bazı arkadaşım okurken sıkılıyor olabilir. Uzun uzun grelindir, dopamindir, kolesistokinindir, efendim işte nöropeptitiyedir bir sürü hormonun etkisini anlatıyorum ama şunu rica ediyorum sabredip bir okuyun sistemin nasıl çalıştığını anlayacaksınız. Ve bundan sonra da diyet listesi aramak yerine kendinize soracaksınız. Bu kadar basit bir sonucu var. Yani insanın fabrika ayarlarının amacı bu. Anlayalım ve ona Okumanın da göre. hocam içselleştirmeye katkısından bahsediyorsunuz aslında. Aynen Pardon, öyle. lafınızı kestim çünkü süre de bitiyor. Doğru. Korkuyorum. Siz çok kıymetlisiniz. Konu çok kıymetli. Eyvallah. Yani okudukça bugün bilgelikle bilgiyi ayırdınız ya, çok güzel bir yayındı. Lütfen seyretsinler bir daha bir daha. Ben onu bir daha bir daha dinleyeceğim. Çünkü orada muhteşem detaylar vardı. Uygulamaya çalışmak Evet, istediğim. bu arada bir şey unutmuşuz orada. Bilgeliğin ne olduğunu tarif etmemişiz. O yüzden ikinci bölüme kaldı. Onu Takip edeceğiz. Biz sizi takip edeceğiz. Yani burada okudun, yani o bilgiyi bilgeliğe çevirmek de bir zaman. Burada aceleci davranmamak çok kıymetli. Yani ben aynen 2 aydır katılıyorum. ketojenik besleniyorum. Ben hani bunu kutsallaştırmıyorum. Çok değerli insanlar var. Ömür boyu böyle yaşayan, yaşamak isteyen, sonsuz saygı duyuyorum. Ama bir gün canım gerçekten isterse, gerçekten ama bir ortam birisi istedi diye değil. Ben gerçekten istersen ve sonuçlarına da razıysam, ya yiyeceğim yani, ama şu an iyi gidiyor kafam. Kan şekerim iyi, dalgalanıyor. Her şeyi yiyebiliyorum da. Ya işte Daha bu söylediğin o benim kadar anahtar ki Açalya. İyi gidiyorsa devam et. Kendini zorlama ama şu şartla. Arınma dediğimiz şey var, arınma. Yani o bu abur cubur içinde yaşarken insan onun da kendisine iyi geldiğini zannediyor. İyi gelmenin ne olduğunu düşünüyor. Hamburger işte sosisi efendim işte kolayı gömçürken iyi hissediyor gibi geliyor sana. Ama gerçek iyi hissetmenin ne olduğunu hiç bilmediğin zaman ondan kurtulamıyorsun. Şimdi mesela senin yaşadığın şey sen artık hakikaten iyi olma haline dair ciddi bir şey deneyimliyorsun. Ve bundan sonra İşte abur cuburu bilmem ne gene yiyeceksin ama onun ağırlığını bir süre sonra vücut diyecek ki bak bunu yapma öbürü iyiydi. Ne olur rica edeyim o moda geçelim diyecek sana. O hocam, hiç benim tatmadan mottom olabilir. bir an için hayatı yakma. Aynen Bir katılıyorum ya. an Her şey için, için tabii. bir an.
Tabii. Yani oradaki haz da kıymetsiz değil bu arada. Ama çok garip. O da işte görüyorsunuz ki bir algıymış. Uzun süre bunu deneyimlediğinizde onu özlemediğinizi yerken fark ediyorsunuz. O yüzden denemek lazım, yemek lazım. Bu arada Yani değişimin bir gece karar verip bir gün diyet yaparak olmayacağını bir daha herkese hatırlatalım. Bu iş mesela sen söyle ne kadar sürdü mesela ketojeniğe adaptasyonun senin? Hocam ben 4 senedir inceliyorum beslenmeyi. Hı. Yani ben beslenmeyi hobi yapmaya karar verdim. Zaten sizin de o denizlerle yaptığınız programda sizi keşfetmem, o beynin. Dedim ki bunun çalışma prensibini bulmalıyım. Beyinle gitmeliyim, doğayla gitmeliyim. Sonra birçok prensibe mesleki avantaj olarak sizin gibi değerli hocalar gelince her konuyu birleştirip orada bir sentez ya da oradan bir bilgiyi birleştirip hayatımda deneyimledim ama. Hiçbir yani yanlış anlamayın. Hiçbir şey herkesi doğru kabul etmedim. Sadece En dinledim. güzeli bu işte. Peki başladıktan sonra bedeninin buna konforlu bir şekilde alışması ne kadar aldı hatırlıyor musun? Yani böyle bir beslenme sistemine geçtikten sonra ne kadar sürede denk Çok geldi? iki ileri bir geri yaptım. Hı. Çok iki ileri bir geri Ha, yaptım böyle ama katı bir uygulama yapmadın nedenleri yani. Böyle en baştan şuradan başlıyorum hiç falan değil yapmadım. mi? Hı. Hiç yapmadım çünkü şuna önem verdim. Orada yaptığım katılık daha sonraki büyük hayal kırıklığı olacağını ben dedim ya benim 5 ilerim 6 ilerim oldu ama hep bir geri vitesim oldu. Ben geri vitessiz O yaşayamıyorum hiç hocam. önemli değil. Ama şunu söyleyeceğim ben özellikle. Mesela bugün karar verirsiniz. Yarın böyle bir bedensel arınma sürecine girmek isterseniz. Mesela ketojenik diyet dediğimiz şey hakikaten günümüz insanı için bir arınma seansıdır. 10-12 gün kadar rahatsızlık verici bir şeydir. Şimdi İlker'cim bunu çok güzel anlatıyor. Mesela vücudumuza istediğini, alıştığını vermediğin zaman diyor ki iki şey olur. Bir, seni rahatsız eder. Mesela işte karnın ağrır, moralin bozulur, tepen atar bilmem ne. İki, yoksunluk reaksiyonu yaratır. Ajite olursun, zihinsel fonksiyonların falan yerinde olamaz bilmem ne. Bu süreç o 10-12 gün boyunca aşılması gereken bir bariyer. Neyin bedeli bu? Doğru. Doğduğumuzdan beri yaşadığımız yanlış beslenme rejiminin bir bedeli. O bedel ödendikten sonra öyle bir yere geçiliyor ki, yani bu İşte zor bela bir tepeyi tırmanıp en sonunda tepeden bir manzarayı seyran etmeye Ha, benziyor. O şimdi kadar da anladım. keyifli. Yok yok şimdi anladım sorunuzu. Ben onu 21 gün 5 sene önce şekeri çıkardığımda yaşadım hocam. Heh. Bildiğiniz bağımlı krizleri geçirdim. Tabii. Geceleri kramplar, anksiyeteler, ben bedenime kötü bir şey yapıyorum. Bu yoksunluk bana zarar veriyor. Gece terlemeleri 21 gün 5 sene önceydi o. Meyve bile yemedim. Sanırım o level'dan sonra o yüzden hatırlamadım. Her şey çok kolay geldi. Heh, tam işte onu soruyorum. Sen ne kadar 20 gün sürmemiştir o? 10-15 gün falan. 21 gün yaptım. O zamanlar modaydı 21 gün. Hı-hı. Ama 21 gün sen yaptın da o rahatsızlık 10-15 gün sürüyor maksimum. Evet, ilk hafta oldu. Tabii Uykumu tabii. kaçırdım. İşte orayı geçtikten sonra dediğin çok önemli işte. Ondan sonrası çok kolay. Biz maalesef o hali hiç bilmediğimiz için, o köprüyü geçme gayretini hiç göstermediğimiz için işte standart hayatımızdaki konfor alanı bize sanki keyifmiş gibi geliyor. Ama inanın ben de kısmen Çok yaşamış bir güzel. insan olarak oradaki keyif başka bir keyif. Ya bizim dilimizde bir söyleyiş vardı. Beden Mevlam mı? hafifletemeden ruh letafet kesbedemez mi? Öyle bir şey. Yani bedenimizin yükü hafiflemeden ruhumuz kanatlanamıyor. Öyle bir durum var. Yani bu beden bizi bağlıyor. Ve ben böyle bedenine eziyet etme kültürleriyle falan aram hiç iyi değildir. Tam tersine bizim şu andaki beslenme sistemimiz kendini gereksiz yere kırbaçlayan insanın durumu gibi. Aynı hocam. Sadece Esas amaç şu an bedeni sizi rahatlatmak izliyoruz. aslında. Tabii daha konforlu olmak. Bütün hikaye o. Can boğazdan gelmiyor. Artık can boğazdan gidiyor. Bunu bilmemiz lazım yani. O yüzden şu açlık meselesiyle ilgili. Ben şimdi ne kadar bir bilim insanı olarak anlatırsam anlatayım benim etkim bir yere kadar. Ama açılya çıkıp falanca çıkıp böyle bildiğimiz insanlar işleri mesela akademik ya da deneysel çalışma olmamasına rağmen hayatlarında böyle bir karar almış insanların bunları göstermesi çok önemli. Ve anlatmasından da öte yaşaması yeterli. Yani o yaşadığı zaman ondan radyasyon gibi etrafına yayılacak. Ben eminim şimdi. Açelya birçok insanı bu konuda etkiliyor. Çünkü gayri ihtiyari programlarında hep bu konular gündeme geliyor. Hep böyle konukları seçiyor. O neşeyi paylaşmaya çalışıyor. Dünyayı değiştirmek istiyorsan istediğin değişimin kendisi ol diye Gandhi'nin bir sözü Bravo. var. Çok güzel. Anlatarak bu iş olmaz. Önce yapacaksın. Önce deneyimleyeceksin. Sonra tecrübeni paylaşacaksın. Aslında yapmaya çalıştığımız sadece bu. Ama orada da sizin alanınız çok kıymetli hocam. Beynin yani o dediğiniz gibi mesela o 21 gün zorlanma alanında izninizle onu da söyleyeceğim öyle motive olmakla ilgili. Mesela benim motivasyonum şuydu o acılarda, o ağrılarda. Bunun ona bağlı olduğuna
kabul ettim, ben savaşmadım. Bu dedim aynen, buna bağlı. Sonra böyle bir kot pantolon ve beyaz tişört hayalim vardı. Hep hayalimde. Fiziksel bir hayaldi ama ben onun içinde hep kendimi fit gördüm. Yani zayıf görmedim. Asla zayıf görmedim. Ve hala da zayıf değilim. Zayıf lafını da kabul etmiyorum. Zayıflık iyi bir şey değil. Aynen. Ben dedim ki fettim, fit olacağım dedim. Sloganlar çok iyi. Ketojeniye de öyle başladım hocam. Dedim ki yıllarca fotojenik oldum. Biraz da ketojenik olmak istiyorum. Herkes oo, sen de ne laflar varmış ya. Bak bu çok iyiymiş. Fotojenikten ketojeniye. Vallahi ben yemin ediyorum kitap yazarım bundan. Çok iyiymiş. Yazsana bunu. Yani bu benim yolculuğum tabii. Harika. Senden o zaman açık beyine bir yazı bekliyoruz. Fotojenikten ketojeniye diye. Aslında ketojenikten fotojeniye daha doğru değil mi? Sen şimdi bayağı fotojenik daha fotojenik oldun kesinlikle. Yani. Ketojenikten sonra. Tam bir şey genç kızlara bunu diyelim. Bak ketojenik beslen fotojenik ol falan diye. Hepsi ketojenik olur. Biz bir reklam şirketi mi kursak? Ama hocam gerçekten ben 74 kiloyum. Bildiğiniz 74 kiloyum. 3 sene önceki 74 kiloyla aramda iki beden var. Ama kilom aynı. Ben hiç zayıf olmak istemiyorum. Dağılım o kaslar değişiyor. Beni yaşlılığımda taşıyacak. Dağılım çok önemli. Yani kilonun dağılımı. Ya vücudun dengesi baskülle belli olmaz. Yani onu 50 bin kere anlatmaya çalıştım. Beyler mesela asla. Benim gibi bel çevreniz genişlemeye başlıyorsa önlem almaya başlayın. Yani yapmanız gereken şey bu. Çünkü bel çevresinde yağ toplanması bir şeyin yanlış olduğunu gösteriyor. İşte bu konuda mesela dinleyin Ayşegül Çoruklu'yu. Ayşegül çok güzel anlatıyor bunları. Neden o yağlanma oluyor mesela? Onu anlamamız lazım ki onun bir alarm işareti olduğunu bilelim. Yoksa bir insan iri olabilir ya. Benim oğlum şu anda benden ağır. Adam bana tepemden bakıyor. O yaşta olur, normal, yapılabilir. Ama hantallaşmaya başladığınızda vücudun işaretlerini doğru okuyamıyorsanız bayır aşağı gittiğinizde göremiyorsunuz. İşte o yüzden azıcık vakit ayırın. Mesela evet, vakit ayırın. Kullanım kılavuzu okuyalım. Mesela benim ifa bu özet bir kullanım kılavuzu gibi. Biz mesela İnsan Vücudunun Öyküsü kitabını okuyun. Ya o İnsan Vücudunun Öyküsünü bir okuyun Allah rızası için. Yani zor bir kitap, tamam, kalın bir kitap bilmem ne ama yani benim ifadan sonra mesela özellikle okursanız çok zihniniz açılacak. Bir küçük cep telefonunun bile kullanım kılavuzunu yarım saat okuyorsak yani bu beden ömür boyunca bizle geziyor. Lütfen ona biraz ilgi gösterelim yani hep söylediğim şey zaten bu. Bir de hocam oyunculuk meselesiyle bitirmek istiyorum. Şimdi bizler konservatuvardayken diyafram nefesi öğretilir bize. İşte o nefesin kıymeti yani daha uzun, daha sesimizi ileri atabilmek için. Ben şimdi göğüs nefesi almayı bilmiyorum 16 yaşında konservatuvarda. Ama şunu anladım bu beslenmelerde. O yüzden belki hani böyle özgüvensizim, yetersizim, beceriksizim diye insan kendini kodluyor ya. Aslında sizin buradaki yağlanmadan vallahi bak çok ciddi söylüyorum. Orası eridikçe, iç kasınız eridikçe o diyaframınızdan yani ana merkezden güç alıyorsunuz hocam. Hangi meslekte olursanız tabii olun. Ki. Ya Çelya ben işte bir 11-12 kilo verdim bir ara Ankara'dayken işte. Ya sadece bu diyetle miyetle ilgili değil. O zaman hayat da çalkantılı falan. Ya televizyon programlarındaki sesim değişmiş. Sahnedeki anlatışım değişmiş. Yani ondan sonra da zaten o anlatım meselesi beni, hayatımı çok belirliyor ya. Ya ben ondan sonra o hali bırakamadım mesela. Çok uzun seneler. Şimdi bakma pandemiden dolayı biraz dengemiz bozuldu. Benim eski fotoğraflarıma yani bundan 10 yaş daha genç fotoğraflarıma bakan arkadaşlarım bugün başta sevgili Müge olmak üzere ya sen o zaman daha yaşlıymışsın diyorlar. Yani bildiğin Ankaralı emekli akademisyen gibi duruyormuşsun diyorlar. Gerçekten öyle. O yani ağırlıkları atmakta fayda var arkadaşlar. Ben inşallah güçlü olmak. Hani bu gaflet halinden bir an önce çıkıp tekrar eski moduma dönmeyi istiyorum. Bu arada herkes ekranda şey diyor hocam işte ne kadar pandemi döneminde hala gayet fit ve zayıf gözüküyorsunuz. Tabii göğüs plandan kaynaklanıyor arkadaşlar. Tam vücut gözükmüyoruz bu arada. Siz ondan bir şekilde ödülüyor. Halledersiniz. Halledersiniz. Çok daha o kritik güç, bir durum yani yok canım. Hani bu yeme gücü, alım gücü, para gücü sizde bu güç yoksa hepsi böyle şey kıyafet gibi eskimeye mahkum. Aynen. Ben öyle düşünüyorum. Aynen doğru söylüyorsun.